Bugün konu başlığımız yeni nesil web uygulamaları ve coding. Fakat ben tabii size bütün coding'in şeyini anlatamayacağım. Sadece kendi alanım olan front-end tarafını ve birazcık back-end'de nasıl front-end'de haberleşiyoruz. Ve coding gibi büyük bir projeyi nasıl, yayını nasıl yönetebiliyoruz? Bununla ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu noktada coding UI framework'ü dokunmuş olacağım. Coding UI framework, anlatmak için önce hani coding nedir diye bir soru, belki aramızda herkes coding'i bilmiyor olabilir. Coding nedir? Coding online geliştirme ortamı, fakat sosyal tarafımız da var. Böylece bütün sosyal geliştiricilerle, diğer geliştiricilerle tüm kontağınızı, işte tüm ya Facebook gibi düşünün ama işte bunun geliştiricilerin olduğu bir ortamı. Bu sosyal tarafımızdan bir biraz görüntü parlıyor ama sosyal tarafımızdan bir görüntü. İşte birçok burası Activity Feed diyoruz. Activity Feed'de birçok şey yapabiliyorsunuz, paylaşım yapabiliyorsunuz. İşte insanları takip edebiliyorsunuz. Birçok sosyal aracın olduğu bir sınıf. Aynı zamanda tabii sosyal geliştirme ortamı olduğunu söyledik. Geliştirme ortamı olmasının da avantajı, özelliği şu: sizin bir VM'iniz var, gerçek bir Linux makineniz var. Bu makinenizi web arayüzünden kontrol edebiliyorsunuz. İşte sizin dosyalarınız var, bir editörünüz var, editör olarak bir veya kendiniz yeni bir editörle implement edip buraya uygulama olarak koyabilirsiniz. Bu şekilde bir yapısı var. Çok basit. Bildiğiniz bilgisayarınızdaki editör gibi, fakat tamamen online. Aynı zamanda gerçek olarak kullanabileceğiniz, gerçek zamanlı kullanabileceğiniz bize terminalimiz var. Bu terminal gerçekten Linux'ta bilgisayarınızı açtığınız zaman çalışan terminalin aynısı ve tüm özelliklerini destekliyor. Emulator falan değil, tamamen gerçekten çalışan, tamam, size tamamen aynı şeyleri yapabilmenizi sağlayan bir uygulama. Aynı zamanda diğer arkadaşlarımızla beraber çalışabileceğiniz bir kolaboratif bir ortam sunuyor. Teamwork uygulamamız var. Bu teamwork uygulaması işte başka bir işte sınırsız kişiyle, birçok kişiyle beraber oturup kod yazabiliyorsunuz veya işte aynı zamanda chat yapabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz vesaire. Peki bu kadar büyük bir arayüzlü, bu kadar büyük, bu kadar uğraşması zor şeyler olan bir arayüzü nasıl biz bu kadar rahat yönetebiliyoruz? Aslında böyle bir uygulamayı çok standart şeyler yaparak yönetmeniz çok zor. Yani bir süre sonra artık elinizden çıkmaya başlıyor bu kontrolü. Bunun tabii birçok yönetim şekli var, fakat biz kendi yönetim şeklimizden alacağız burada. Bu kadar büyük bir arayüzü nasıl yönetebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Coding Framework Sinan Yaşar tarafından geliştirildi. Şu anda zaten Coding'in yayının başında kendisi. Ve Coding'in tamamı bu framework üzerinde yürüyor. Bu framework'ın biraz özelliklerinden bahsedeceğim ve açıkçası yani şundan bahsedeceğim. Bu framework'ün yapmak istediği şeylerin nasıl yönetebileceğinizi bahsedeceğim. Yani bu noktada Coding UI framework'ın mantığını almış olacaksınız ve sizin belki birçok konuda işinize gelecek diye düşünüyorum. Tabii piyasada bir sürü UI framework var. UI framework'lerden bildiklerimiz işte en çok popüler olanlar Angular, Bacon var, Ember var, YUI var, Nagat var, Dotbit var. Bunlar da işimize görebilir, fakat işte neden bizim işimize görmedi, bunlardan bahsedeceğim. Bu noktada YUI, Nagat, Dotbit siliyorum çünkü en popüler olan framework'ler Angular, Bacon ve Ember diye.
Bunlarla biraz kıyaslama yapacağım. Şimdi bildiğiniz gibi HTML yönetmesi zor bir yapı. Yani bir siteye başladığınız zaman işte HTML'ini yazarsınız. İşte daha sonra JavaScript'lerini yazmaya başlarsınız. Yani backend sanki. Bir süre sonra yani proje büyüdükçe HTML yönetmeniz zor hale gelir. Yani şöyle herhangi bir tembel bir developer ya da işte o gün canı sıkkın bir developer o günü kurtarmak için HTML'e çok ciddi bir şey ekleyip bütün sistemi dağıtabilir. Aslında çok yani HTML dediğimiz şey çok aslında önemli bir kısımdır. Yani hani düşündüğünüz zaman sitenizin arayüzü kullanıcıda direkt sunduğunuz arayüzdür ama yani backend'de bir hata olduğu zaman kullanıcının bunu direkt görmesi daha az mümkündür ama hani frontend'deki hatayı kullanıcı direkt görür ve ciddi sorunlar yaşatabilir size. Şimdi burada bir AngularJS kodu görüyoruz. Bunu TodoMVC diye bir şey var. Bütün frameworklerde aynı uygulamayı yazıyorlar. Böylece kıyaslama şeyini sağlıyor. Burada bir baktığımız zaman kodun içerisinde bazı şeyler görüyoruz. Yani işte mesela hemen şurada altını çizelim. ng-app-todo-mvc diyorum. İşte ng-submit'e diyorum ki bu form submit olduğunda şu fonksiyonu çalıştır. İşte input'ta hangi modele baktığını söylüyoruz. İşte aynı zamanda işte eğer bir tekrar şey varsa orada, tekrar logic varsa onu değerleri tekrar edeceğini ve filtresini söylüyoruz. Bu aslında tabii hızlı bir iş çıkartabilmeniz için çok güzel bir şey. Hemen direkt HTML içinde logic yazıyorsunuz. Ama çok büyük uygulamalarda kod artık yönetemeyeceğiniz hale geliyor ve bir sorun olduğunda HTML'in içine dalmanız gerekiyor. Bu ne kadar kullanışlı bilemiyorsunuz. Zaten kullanışlı değil. Ve direkt dediğim gibi debug yapmanız çok zor. Bu yüzden dedik ki Angular'ı istemiyoruz. Çünkü çok fazla HTML için logic var ve biz bunu yönetemeyiz. Yani çok büyük bir uygulamayı yönetemeyiz. Bu Backbone.js'in kodu. Backbone.js'te de baktığınız zaman aslında çok farklı bir mantık yok. Yani en azından HTML tarafında. İşte içeride template var, script template var. İşte yani tamamen her şey birbirinin içine çok girip ve her şeyi ayırt edemiyorsunuz. Şurada çizersek mesela bu tarz işte logic'ler barındırabiliyor içerisinde. İşte eksi title derseniz escape ediyor. İşte şurada mesela işte remain eğer birse item birden fazlaysa item diye bir yazı yazıyor oraya. Gibi bir ton logic barındıran, yani küçük logic'ler ama neden logic barındırıyor? Bunları da istemiyoruz. Çünkü bizim HTML'imiz sadece HTML olmalı. Fazla bir şey olmalı. Yani içerisinde bir logic barındırmamalı. Yine Angular.js'te baktığınız zaman çok yine fark etmiyor. Bakıyorsunuz. Baktığınız zaman işte biraz daha kodu düzgün. Ama yine içerisinde işte action print to do diye, ya şurada action mesela 15. satırda action print to do diyor. Bu aslında şey demek yani print to do adlı fonksiyonu çalıştır. Ama bunu JavaScript tarafına baktığımız zaman bunun do view'la bir alakası olduğunu göremiyorsunuz. Bu bizim yine debug işlemimizi zorlaştırıyor ve büyük uygulamalarda yönetmesi çok zorluyor. Bu arada bir Angular.js zaten kendisinde böyle büyük şikayetler var. Bu açıdan çok tercih ettiğimiz bir uygulama değil. Dedik ki bir şeyleri uzun yazmak, çok yazmak iyi değil. Blaise Pascal'ın bir sözü var. 1656 yılında bir mektubunda söylemiş. Demiş ki arkadaşına söylüyor. Diyor ki sana daha bir kısa bir mektup yazacaktım fakat zamanım olmadı diyor. Yani bu ne demek? İyi şeyler, düzgün şeyler yazmak çok kod yazmaya eşit değildir yani. Her zaman yazdığınız uzun kod düzgün diye bir şey yoktur ve çoğunlukla değildir aslında. Çok kod yazıyorsanız bir şey yapmak için bakmanız lazım. O yüzden de biz dedik ki bu kadar bir HTML'lerle şeyler uğraşmamamız lazım. Bir kod yazarken, frame arayüz çıkartırken daha az şey yazmamız lazım ve daha çok iş yapmamız lazım. Bu mantığa daha yakın bir
söz var daha çok bildiğimiz. Jack ne demişti? Right less do more. Bu mottosu buydu Jack Ware'ın ilk çıktığı zaman. Biz de bu şeyden çok fazla uzaklaşmak istemedik açıkçası. Yani dedik ki biz de daha az şey yazmak istiyoruz. Ama daha çok şey de yazmak istiyoruz. Tabii jQuery'yi bilirsiniz. jQuery'le yani bu şey şu demek ki jQuery'de az şey yazıyoruz, daha çok şey yapıyoruz. Ama o zaman jQuery kullanmanın demek ki çünkü jQuery'de de yazdığınız zaman bir süre sonra yine yönetemeyeceğiniz arayüzler ortaya çıkartıyorsunuz. Ve bir süre sonra cidden çok zorlaşıyor proje yönetmek. Biz dedik ki bir şeyleri daha yine az yazalım, daha fazla iş yapsın ama doğru bir şekilde yapsın. Konik olarak bunu söyledim. Ve bir şeyleri dediğim gibi daha az yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra JavaScript'in kendi sintaksiyle ilgili bir şeyimiz yok aslında. Yani şahsen yok aslında. Ama kod yazmaya başladığınız zaman ve çok fazla şey yazıyorsanız bir süre sonra JavaScript'in bazı şeyleri işte atıyorum function keyword'ünü tekrar tekrar yazmak, prototype keyword'ünü tekrar tekrar yazmak. Bir süre sonra size bu ciddi yani diyorsunuz ki ya ben bunları biraz daha kolaylaştırmam lazım. İşte ya kendinize bir tane tool yazacaksınız, shader yazacaksınız bunu kolaylaştıran veya başka bir şey bulmanız lazım. Bize de en uygun olan şey CoffeeScript'ti çünkü bu kodun aynısını CoffeeScript'te yani çok basit bir örnek aslında bu. Şu şekilde yazabiliyoruz. Burada işte çok detaya inmeyeceğim teknik çünkü insanlar şey yapıyor. Burada işte diyorum disk x ve x'i veya x'i yoksa eğer biri koy işte disk y'ye y veya y'se dedirmemişse 2'yi koy. İşte daha sonra console'da construct diye bir string var. Daha sonra da x'i her instance için bir tane getx diye bir tane metot oluştur. Bu metodun metotta bana disk x'i versin. Çok basit bir kod. Bunu CoffeeScript'te aynı şeyi şu şekilde yapıyorum. Burada diyorum ki plus x constructor x1 y2 console'da constructor getx'te de x'i verdim. Burada o fonksiyon demek. İşte dediğim gibi disk x eşittir 1 demek. Hem disk'i bu hissedilirken ilk parametre hissedilirken bu x olsun. Hata ve default değer yoksa değer verilmemişse default olarak giredir. Aynı şekilde y için de geçerli bu. Ve bu bir süre sonra, yani şu anda bilmiyorum kafeste kullanmamış varsa kullanmaz gelebilir ama bir süre sonra cidden kodumuzu çok hızlı yazmamızı sağlıyor. Bu yüzden de CoffeeScript'i şahsen seviyorum. Kullanmanızı öneriyorum. bu da bizim yazdığımız, işte CoffeeScript'te yazdığımız kendi framework'ten küçük bir kod parçası. Bu çalışan bir kod aslında. Yani bu ne yapıyor dersek kod. İşte constructor'da object default bir obje alıyor. Size'ını set ediyor 400 ve 500 olarak. Daha sonra üst klasını o üst klasını tekrar gönderiyor. JView'dan eklenmiş ve JView'da tekrar gönderiyor. Daha sonra bir tane KDV oluşturuyor. Bunları biraz daha KDV'nin CSS klasını bold olarak görüyoruz. KDV'ye ilk opsiyon olarak yani ilk parametre olarak bir tane obje gönderiyoruz. CSS klasını bold şeklinde bir obje gönderiyoruz. Daha sonra işte antik bold position'da da her 5 saniyede bir göremiyoruz. Duyamıyor musunuz? Göremiyoruz. Görelim çok küçük. Çok affedersiniz. Story gerçek olmadığı için geçirmiyorum şu an. Şu anda
İşte yine dediğim gibi Bol'da KDB'yi veriyorum, bir obje gönderiyorum. Sonra işte ya küçük algoritmalar var. Sonra update all position diyorum. Her, ya bunu bu arada bir kan yaptım. Bol'un domain eventini CSS'ini de bu şekilde set ediyorum. Ve 5 saniyede bir de tekrar kendi metodunu çalıştırıyorum. Ve şurası HTML bu arada. Statue dediğimiz kısım HTML, bir video'da HTML bu kadar. Zaten ana tutkumuz neydi? HTML'i astırmak. Daha sonra hesap yedi diyerek bunu ekliyoruz. Bunun çıktısı şu şekilde bir şey. Bu kadar, sadece bu kadar kod yazarak şöyle bir görüntü elde edelim. Çok basit ama yani çok, çok küçük bir örnek. Birazdan zaten biraz daha güzel örnekler vereceğim. Peki biz komple mimariyi nasıl tasarlayabiliriz düşünüyoruz? Normal bir yapıda işte backend'de modellerimiz olur. Ondan sonra yani normal bir yapıda derken hani arayüzünüzde işte Backbone, Angular veya Ember kullanıyorsanız bir de arayüzünüzde aynı modellerin nasıl diyebilirim yansımasını yapmanız gerekiyor. Yani onları yine temsil eden başka modeller yazmanız gerekiyor. Bu modelleri dedim ki yani bu modelleri tekrar iki kere yazmanın ne kadar büyük, ne kadar doğru. Çünkü backend'de de aynı modelim var, frontend'de de aynı modelim var. İşte frontend control view'u yine backend'deki control view'u aynı değil. Ama modeller bir şekilde birbirinin aynısı. Biz bu noktada dedik ki bizim zaten backend'deki modellerimizi backend kullanıyor. Aynı zamanda frontend de kullanabiliriz. Bu noktada modellerimizi backend'e taşıdık. Yani frontend'deki modellerimiz aslında backend'deki modellerimiz. Yani bu nasıl oluyor? Neon üzerinden haberleşerek modellerin metotlarını çağırıyor, modelleri kullanabiliyor, tamamen aktif olarak çalışıyor. Böylece benim frontend'imde modellerim yok ve modellerimle uğraşmak zorunda kalmıyor. Bu iyi bir şey. Yani kod yazdığınız zaman, yine dediğim gibi büyük bir projeyle uğraştığınız zaman bu iyi bir şey. Bu arada kaç dakika oldu? Bu tarz bir şeyle uğraşmak gerçekten modellerle uğraşmak özellikle gerçekten zor. Çünkü dediğim gibi iki tarafta maintenance yapmak zorunda kalıyoruz. Yani aslında fark ettiyseniz hep baştan beri söylediğim maintenance'ı düşürmeye çalışıyoruz. Maintenance ne kadar benim için az olursa o kadar stabil bir uygulamayı ortaya çıkarabiliyorum ve o kadar çok başarabiliyorum orada. Bu noktada da modelleri backend'e taşıyıp onlarla uzaktan haberleşmek çok daha mantıklı. Bu noktada dediğim gibi bir şeyleri kolaylaştırmamız lazım ve biz object oriented'ı seviyoruz. Bir tane en tepede bir klasımız var, event emitter. Event emitter çok basit, bütün diğer frameworklerde de görebileceğiniz bir mantık. On, off, trigger ve emit gibi metotları içeriyor. Bunlar gerçi emit etme gibi aynı şey. Bütün objelerimiz, KD objelerimiz event emitter'dan kalıtıyor. Böylece diyoruz ki bütün objelerim benim event based program, yani KD event emitter bana ne sağlıyor başta? Bütün her şeyi event based programlayabilmemi sağlıyor. Bu da KD objelerimin de event based programlanan bir olmasını sağlıyor. Aynı zamanda KD view'larım da, KD view'da KD object'ten tanıtıyor. Böylece KD view'larımın da benim bir şekilde işte event based programlayabiliyorum ve alttaki KD insert view bütün view'lardan bir örnek, sadece ne yapıyorum böylece bir insert view'ı input view ve event bind edebiliyorum, custom event bind edebiliyorum, onu çağırabiliyorum, istediğim şekilde dinleyebiliyorum vesaire vesaire. Çok hızlıca atlayacağım bunu, çok kolay girmek istemiyorum. Burada bir KD input view kullanım örneği var mesela. İşte diyorum ki input view'un title rate kareleridir. Focus, eğer progress'i varsa direkt ben bir focus event bind ediyorum. Sonra her focus olduğunda konsolda da bir şey tutuyoruz. Place olduğu gibi HTML'de şu özellikleri kullanabilirsiniz. İşte TYAP'da normalde şöyle bir TYAP örneğini yapmanız için işte
eventleri dinlemeniz, sonra işte o eventleri tek tek bir yerde tutmanız, sonra onları tekrar çalışmanız lazım. Kendi framework bunu sizin için yapıyor. Böylece siz sadece diyorsunuz ki, tamam ki yapı basınca, ki yaptı eğer super, yani super dediğimiz alt şey, CMD veya CTR'de super ve C'ye basıldıysa bu fonksiyonu tetikliyorum. Bu kadar. Eğer daha sonra mesela işte Konami yazdığım zaman bu metodu çalıştırıyorum. Benim yerime o metodu çalıştırıyor. Böylece ben işin uğraştıran kısımlarıyla uğraşmak zorunda kalmıyorum. Daha sadece işin business logic tarafına yapmıyorum. Dediğim gibi sorudan daha sonra da bulur gibi bir metot ekleyebilirsiniz. Ve bu view'ı hep daha bir olarak bulunduğu view'ı ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi HTML ile uğraşmak istemiyoruz ama bazen HTML şart. Kaçınılmaz bir şey. Diyorum ki HTML var ama logic olmaması lazım. Logic olursa çünkü HTML logic bilimine dönmeye başlıyor. İyice kontrolden çıkıyor. Bu yüzden sadece diyorum ki şu an avatar HTML'in içerisine avatar sub-view'ını koyuyoruz. Yani bildiğiniz kendi view nesnesi oraya kendisine koyuyor. İşte fonksiyon çalıştırabiliyorum fakat o kadar. Yani daha fazla bir şey değil. Altını koyabiliyoruz. Böylece bunu birazdan çıksın gösterelim. Kontrolü koyuyoruz. İşte timing of view'i oraya koyuyorum. Onların tamamını tekrar dedik. Kendi view objesi. Aynı şekilde action view ve comment view koyuyoruz. Ve çıktığımız şu şekilde bir şey oldu. Burada yine biraz kaydımız ama bu aslında coding'de, activity'de gördüğünüz bir icon. Ve sadece şu kadar HTML kodu yazarak çıkartıyoruz. Yukarıda bütün bunlar. Bütün lojik klasını kendisi içeriyor, programı kullanısı içeriyor ve böylece çok daha kolay yazılabilir, kodlar üretebiliyoruz. Bu çok basit bir login view. Login view'da da diyorum ki işte çok ne okunabilir bir kod. Diyorum ki login view bir yere eğer append olursa demek domain içerisine girerse diyorum ki ekran bir login view. Yani login bot diyorum ki yani. Login view bir yere girdiği zaman sen buna bir tane buton ekle. Böylece ben login view'un olduğu her yerde bir tane title login olan bir butonun olduğunu biliyorum ve tıkladığım zaman da bu klasın do login metodunu çağırır. Yani şey HTML ile yönetim bir yer şey. Diyeceksiniz ki bu güzel tamam eyvallah da hani bununla ne yapabilirim ki en fazla. Yani daha fazla şey yapabilirsiniz şu an göstereceğim örnekten ama mesela şöyle bir kodumuz var. Kodun bir terminal. Bunu şu anda aktif olarak kullanıyoruz. Coding'de çalışan bir kod yani. Bu kodun coding'e terminaline yazarsanız bu JavaScript haline, konsola, işte Chrome'un konsoluna yazarsanız bu gerçekten çalışacak. Diyorum ki bana bir tane mutlak kodumun title'ı işte val olsun, işte content tipi şöyle işlemel olsun. Bu yazsın sadece. Daha sonra terminalin de konumda hashtag. Bana şöyle bir çıktı veriyor. Tam bir tane mod başladı. Renkler çok güzel ama bir tane pop modu çıkardı. Modun HTML'de scroll yazıyor. Altına da bir tane terminal koyuyor. Gerçekten burası terminal. Ve böylece ben çok büyük bir yapı olan terminali her yere koyabiliyor hale getirdim. Bu neyi sağlıyor bana? Zaman yani. En önemli şey olan zamanı sağlıyor. Ve bunu sadece bir kodla yapıyoruz. Yani bu şekilde yaptığınız kodlar dediğim gibi widget gibi olmaya başlıyor ve yani bir süre sonra her şeyi sadece yerine koyuyorsunuz. Sadece arayüzü düzenliyorsunuz. Böylece baş edebiliyorsunuz. Baş edebilir hale geliyorsunuz. Coding'i düşündüğünüz zaman yani ana sayfada giren varsa eğer düşündüğünüz zaman aslında coding HTML sayfa değil. Bir sürü widget'ten oluşan büyük bir yapı. Böylece ben bir widget'ı değiştirdiğim zaman, bir widget'ı düzelttiğim zaman o widget'ın bulunduğu bütün her yer düzelmiş oluyor ve benim maintenance süren çok azalıyor. En çok gelen sorulardan biri de Angular'da data binding var. İşte çünkü ben data binding ne mesela? İşte bir data değiştiği zaman modelde bir data değiştiği zaman İşte bunu HTML'de de değiştiğini görüyorsunuz. Yani bu
Çok güzel bir şey. İşte bunu Angular yapıyor en çok. Popüler aslında kalıpta yapabiliriz. Ama bu Qt'de yani bizim framework'te biraz daha kendimiz yönetmeniz gerekiyor ama çok basit bir şekilde şimdi onu göstereceğim. Bunu Backbone'da da kendimiz yönetmeniz gerekiyor bu arada. Backbone'da direkt MVVM'in değil yani. Sizin kendi içeride şimdi bunu update, template render etmeniz gerekiyor. Bu noktada da sadece şunu diyoruz. Bu view'un data sığında update varsa bunu render et. Bu kadar. Sadece bunu constructor'a yazıyorsunuz ve datanız view'larınız datasına bağlı olarak çalışıyor. Böylece ne oluyor? Bu ne demek daha doğrusu? Hemen örnek vereyim. Siz profil sayfanızda isminizi değiştirdiğiniz anda o ismi kullanan bütün view'lar eğer data binding açıksa kendilerini render ediyorlar tekrar ve düzeltiyorlar. Böylece siz dediğim gibi yine aynı şekilde bir şey değiştirdiğiniz zaman bütün ayarlar değişiyor. Mesela ya da bir yorum sayfası, bir yorum alanı düşünün. Yorum alanına bir yorum geldiği zaman o yorum alanının yorum datası diyor ki bir tane daha data geldi bana diyor ve kendisini tekrar render ediyor. Bu da ne yapıyor? Datayı tekrar, data zaten gelmişti, update olmuştu. Render'a da datayı tekrar render edip kendisini düzeltiyor. Böylece hem büyük renderlardan kurtuluyorum. Yani küçücük bir data için koskocaman bir view update edemiyorum. Hem de güzel bir feature ortaya çıkarmış oluyorum. Şu anda Qt Framework kullanamıyorsunuz yani open source değil. Ama coding üzerinde aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Daha edemedik open source. Etmeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda çok bazı coding bağımlılıklarını ayırmaya çalışıyoruz. Ve dokümantasyon eksiğimiz var. Onlardan sonra mümkün olduğunca open source edeceğiz. Ama bunu deneyebilirsiniz. Nasıl denersiniz coding framework'ü? Bir tane app yazarsanız coding'e ve aslında basit GitHub'da çok örneği var. Coding app'leri, app örnekleri var. Bir tane app yazarsanız coding framework'ın nasıl çalıştığını görürsünüz. Burada önemli olan coding framework'ün ne olduğu değil aslında. Coding framework'ün nasıl çalıştığı ve aslında modern development'a nasıl etki sağladığı. Yani dediğim gibi hani coding gibi büyük bir projeyi bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Mimariniz eğer gerçekten modern olursa bunu bir şekilde manage etmeniz daha kolaylaşıyor. Yani sadece bir şeyleri kafanızda düzgünce kurmanız gerekiyor. Bu noktada umarım devam ederiz. Coding Framework open source olduktan sonra. Ama dediğim gibi işin büyük kısmı olayın özü. Sorularınız varsa almak isterim. Ne zaman open source oluyorsunuz? Ya aslında şu anda ayırdık bayağı bir sistemi. Yani Gökmen bizim daha doğrusu o kısımda ilgileniyor. Bayağı bir ayırdı. Hatta şu anki coding'de tamamen framework ayrı şekilde yani code base'den ayrı olarak çalışıyor. Open source edilebilir bir durum aslında. Ama tabii yine refaktör etmemiz gereken bir çok kısım olacak. O noktada zaten yani aslında çok bir şey değil. Kuyruğuna gelebilir. O noktadan sonra umarım daha faydalı bir framework olur herkese. Şeyi merak ediyorum. Sizi hazır mesela backbone'u kullanmak yerine bunu sıfırdan geliştirmeye biten şey sadece HTML'den logic'leri çıkarmak değil de herhalde. Başka sebeplerimiz de var. Son dediğini duyamadım. Ya sadece view'lardan yani HTML'in içinden logic'i çıkarmak için bunu sıfırdan geliştirmediniz herhalde değil mi? Başka sebeplerimiz de var. Tabii. Ya backbone'da mesela şöyle sıkıntılar var. Yani mesela backbone aslında Angular ve Knockout ya da Angular ve yani Ember içeriğinde geçerli aslında. Backbone ve Ember diyebilirim. Angular'a göre Angular zaten hani başta belki yani şeyimize karşı geliyor birazcık. Bu anlattığım şekle karşı geliyor. Ama Backbone'da mesela yani
bir şeyler DOM'a daha çok bağlı çalışıyor. Yani DOM'u daha çok gereksindiriyor. Ama biz DOM'u kendimiz oluşturmak istiyoruz. Tamamen referanslarla, programatik olarak yapmak istiyoruz. Ama bizim bunda, yani coding framework'te işte view'lar sub-view şeklinde çalışıyorlar. Böylece ben bütün her şeyi tamamen bir yerden bir yere tamamen taşıyabiliyorum ama backbone'da mesela bu o kadar kolay değil. Biraz daha kendi. Zaten backbone dediğiniz çok küçük bir wrapper. Yani okumuşsanız kodunu. Çok küçük bir şey. Ve aynı şekilde dediğim gibi backbone'daki modeller de mesela şimdi görmüyorum. Bizim kendi model yapımız daha geliyor bize. Yani işimizi görüyor diyeyim. Daha düzgün hani tabii şey backbone'a biraz laf etmek olur ama daha işimizi görüyor. Buyurun. Backend'de modelleri kurmaktan bahsediyoruz. Evet. Biraz daha detaylı veririz. Nasıl bir yaklaşım? O noktada DNOC diye bir protokol var. Bilmiyorum duydunuz mu? O protokolü incelerseniz aslında RPC gibi o tarz bir yaklaşımla çalışıyor. Gerektiği zaman onu çağırıyor. Evet, gerektiği zaman çağırıyor. Böylece yani transaction biraz daha artıyor olabilir. Ama gerçi zaten yine her model işleminde backend'e bağlanmanız gerekiyor. Neden hani ben bir daha front-end'de modelle ilgili bir şeyler tutmak diye düşünerek baktığınız zaman backend taşımak daha mantıklı ve eğer bunu yapabiliyorsam teknik olarak neden yapmak? Yani front-end'in biraz daha şeyini azaltmak için yani. Ya evet zaten front-end'in değil de daha stabil olmasını sağlamaya çalışmak aslında. Front-end'in modelle bir iş olmaması lazım. Yani böyle var başka. Gördüğüm kadarıyla sadece neredeyse JavaScript yazıyorsun. Başka bir hani markup'a neredeyse hiç dokunmamaya çalışıyorsun. Doğru mu? Nasıl yani, anlayamadım? Biraz ya anladığım kadarıyla çok az markup yazıyorsunuz değil mi? Evet. Yani genel olarak JavaScript'te. Evet. Ya, şimdi şöyle bir durum var. Yani, yeni bir framework yazmak bayağı meşakkatli bir iş. Evet. Bu yaptığınız işi aslında EXT diye bir dakika var ya. Hani neredeyse hani anladığın neredeyse birebir gibi geliyor. Onda da birçok klas var ve sadece JavaScript'le çok şey üretebiliyorsunuz. Ermisi de ortogramsız bir şekilde yapabiliyor. Evet, evet, evet. Ondan farkı nedir ya da hani daha fazla kazandırdığı şey nedir? Çünkü hani framework yazmak çok zor bir iş yani. Evet. Bir iş. Ya aslında şöyle, EXT framework ile açıkçası ben çalışmadım. Hani o yüzden sana farklarıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ya eğer o da bizim yaptığımız işi yapıyorsa eğer ki o da doğru yani en azından büyük projeler için doğru bir bakış açısı. Yani ben hani şey demiyorum hani benim anlatmaya çalıştığım sadece bu mantığın doğru olduğu yani büyük projeler yönetmek için bu mantığın çok doğru olduğu. Yok hani onu göz önünde bulundurdunuz mu diye hani yani framework ben yazmadım ama muhtemelen göz önünde bulundurup bir şeyler yapmışlar. Ben hani EXT ile kıyaslayamıyorum çünkü EXT gerçekten incelemedim hani o yüzden bir fark bulamıyorum. Başka sorusu olan arkadaş sormuş ya. Backend'deki modelle, front-end'deki modelle yani iki aşağı olduğunda backend'de kullanılmış. Evet, evet, evet. Backend'i nasıl yapıyorsun? Yani nasıl? Yani nasıl birbirlerine koyuyorlar? Hangi model? Yani şöyle söyleyeyim, yani o modelin karşılığını nasıl buluyor veya nasıl tam olarak çalışıyor? Onu, yani şöyle, eğer app yazarsanız falan görürsünüz. KD Remote API diye bir endpoint'imiz var. Yani endpoint'te de API'miz var. Hatta coding'i açıp şey yazın. Yani kd-remote.api yazın, noktaya basın konsolda. Size bütün modelleri gösterecek. Bu modellerin tamamı DNOC üzerinden karşıdan geliyor. Backend'den gelen modeller ve siz backend'e bir model eklediğiniz zaman database'i karşılayan düzgün bir model eklediğiniz zaman bu direkt frame arayüzden dolaşabilir oluyor. Yani siz ayrıca hiçbir şey yapmıyorsunuz. Anladım şu, boş geliyor. Kullanımda doğru. Tabii evet. Evet. Sen ben kullandığım zaman, onun bir metodunu çağırdığım zaman o backend'e gidip bağlantı kuruyor diyor ki bunun metodun karşılığı nedir diyor. Ve tamamen JavaScript mesela fonksiyon callback gönderebiliyorsunuz. İşte bayağı kuvvetli bir yapısı var. Başka? Yoksa bitirelim. Tamam. Teşekkür ederim.